Herkese merhaba, ben Tuğba Armankaya. Yaklaşık olarak 10 yıllık öğretmenim. Bu 10 yılın 8,5 yılına yakınında Doğu ve Güneydoğu'da, özellikle de kırsal kesimde ve dezavantajlı bölgelerde çalışarak geçirdim. İlk etapta dikkatimi çeken şey annelerin eğitim düzeyi ve bu noktada annelerin etki düzeyi oldu. Projeden bahsetmem gerekirse, oyun oynayarak öğrenmek her zaman için daha kalıcıdır, daha anlamlıdır ve daha eğlencelidir. Bu yaş grubu ne olursa olsun her zaman için oyun eğlencedir, gülümsemektir, kahkahadır. Ve işte biz bu düşünceden yola çıkarak annelerle zeka oyunları oynamayı düşündük. Annelerle başlayacağımız süreçte zeka oyunlarına ihtiyacımız vardı. Çünkü hedefimiz projenin sonunda anneleri zeka oyunlarıyla dolu bir çantayla evlerine uğurlamaktı. Meslek lisesinde ahşap bölümünde görev yapmakta olan öğretmenler ve öğrenim gören öğrenciler atık tahtalardan bizlere zeka oyunları oluşturdular. Aslında bu noktada geri dönüşüm ürünleri olmaları da bu oyunları daha kıymetli hale getirdi. Sonrasında katılım göstermek isteyen annelerle bir toplantı yaptık ve bu toplantıda süreçten bahsettik ve projemiz başladı. Annelerin evde çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmeleri, çocuklarıyla oyun oynamaları, anneler kendi kendilerine kaldıklarında yetişkin olarak da birbirleriyle eğlenceli bir vakit geçirmek için bir ortam oluşturmaları ve aynı zamanda başka çocuklara da saygı duyarak onları kendi çocukları gibi görmeleri ve bir başkasına da faydalı olmak, yani aslında akran öğrenmeyi gerçekleştirmek istedi. Her hafta okula geldiklerinde en az iki, bazı haftalar üç oyun oynayacaklarını, öğreneceklerinden bahsettik. Ve sonrasında bu oyunları bir çocuğa, bir de yetişkine öğretmeleri gerektiğinden bahsettik. Proje uygulamasını kendi odamda yaptım. Zaten odanın büyük bir kısmı tamamen çocuklara ayrılmış bir şekilde öyle bir oda düzeni kurmuştuk. Ve odanın yarısı yetişkinlerin eğitim alabileceği şekilde sırama masalarla doluydu. Aynı zamanda da şöyle şeyler de geldi, yorumlar da geldi. Hocam, küçükken benim hiç oyuncağım yoktu. Sonrasında da olmadı ve yetişkin bir insan olduğumda benim oyuncaklarım oldu. Çok mu? Oyun oynuyorum, yanlış bir şey mi yapıyorum? Yanlış bir şey yapmadıklarını çocuklarıyla oyunları oynamaya başladıktan sonra tam olarak emin oldular. Ancak 3. haftadan itibaren bir değişiklik oldu. Şöyle ki 3, 4 ve 5. haftada oynayacakları oyunlarla ilgili küçük bir kitapçık hazırladık onlara. Burada hedef şuydu: annenin okuma yazma biliyor olması gerekiyor ki işte o oyunların kurallarını okuyabilsin. Ve bu şekilde anne ile çocuğu aslında eşledik. Okuma yazma bilmeyen anne okuma yazmanın önemini bir kere daha gördü. Ve öğrencisiyle beraber oturup o oyunların kurallarını okumaya başladılar. Çocuklarının aslında konuya hazırlıklı olarak gelmelerinin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha bu şekilde vurgulamış olduk onu. Her bir oyunu anlatmadan önce aile, okul ve öğrenci üçlüsünü birbirine bağlayacak şekilde zeminler oluşturmaya çalıştı. Aslında hepimiz olduğumuz zaman bir bütün oluşturabildiğimizi anlatarak Tangram oyununu örneğin anlatmaya başladım. Proje sonucunda öğrencilerimiz ve velilerimizin mutlu ve sosyal bireyler olarak toplumda farklılık oluşturmaya başladıkları gözlemlendi. Öğrenci-veli iletişiminde kaliteli zaman paylaşımlarının arttığı, akran iletişiminin ve komşuluk ilişkilerinin olumlu yönde değişikliğe uğrayarak artış gösterdiği gözlemlendi. Öğrencilerin ders sırasında dikkat sürelerinin arttığı, işbirliği ve sürece bağlı olarak da akademik başarılarının arttığı görüldü. Olumsuz sınıf, ev, köy ikliminin azalmasına yönelik olumlu yönde değişim gözlendi. Ve öğrencilerin zihin-beden koordinasyonunun arttığı gözlemlendi. Ve son olarak şunu söyleyebilirim: mutlu bir çocuk, mutlu bir aile, mutlu bir toplum. Bunun için de yaşasın ekip arkadaşım, ailem.